Selam. Bugün Netflix'in top 10 listesinde en üst sıralarda olan Blood Red Sky ya da Türkçe adıyla Kızıl Gökleri inceliyoruz. Birbirinden çok alakasız mevzuların bir araya getirilerek oluşturulduğu bu filme geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve bize destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Öncelikle bu filmde çok fazla tıslama, örme ve Nine Mama diye bağırma duyacaksınız. Önden kendinizi hazırlasanız iyi olur. Konuya gelirsek eğer, önce bir uçak kaçırma mevzusu gibi görünüyor ama ilerleyen süreçte olaylar çok daha farklı bir hal alıyor. Sürekli gizlenen ve bir şeyler saklayan bir kadın ve küçük çocuğu New York'a gitmek için uçağa biniyorlar. Bu sürede tüm ıvır zıvırları çocuk yapıyor. Kadının soluk bir teni ve kel bir kafası var. Tepkileri de çok donuk. Bunun aksine oğlu ise çok zeki ve sevecen. Bindikleri uçakta her şey yolundayken bir iki kişi içerideki sivil polisleri ayırt etmek için ufak tefek taşkınlıklar yapıyor. Bunların arasında 8 Ball dedikleri psikopat bir herif de polisi gözünden başlayarak bıçaklayıp delik deşik ediyor. Sonra ise uçağı rehin aldıklarını ilan ediyorlar. Bu arada da uçakta birçok milletten ve dinden yolcu var. Buraya da birazdan değineceğiz, önemli çünkü. Bu uçak korsanları da kendi içinde bu adamın aşırı psikopat hareketlerine karşılar. Normal ölür, işkenceye gerek yok kafasındalar yani. Neyse, bunlar bu kaçırma olayını Müslümanlara yıkmak için Arap yolcuları kullanarak bir metin okutup kayıt alıyorlar. Klasik terörist ve Müslümanlar anlayışı yüzünden bu şekilde paçayı kurtaracak ve istedikleri parayı alabilecekler. Bu konuda çok fazla açık söylem var. Hatta yolculardan bazıları teröristlerin Amerikan olduklarını görünce "Ne yani, bunlar terörist mi?" diye soruyor. İleride görmeye devam edeceğimiz abilerden biri de, ki kendisi de Müslüman bu arada, adama "Ne yani, uçağı kıbleye çevirmediler ve sakal uzatmıyorlar diye terörist olamayacaklarını mı düşündün?" diyor. Müslümanlar için genel düşünce lanse edilenlerden dolayı bu şekilde maalesef. Buraya kadar sıradan bir uçak kaçırma. Bu olaylardan sıyrılma konulu bir filmken ablamız oğlunu korumaya çalışıp da 8 Ball denen adam tarafından vurulunca işler değişiyor. Abla vuruldu, kıvranıyor falan, sonra gözlerini açtı. Aman yarabbi, abla vampirmiş. Ne alaka değil mi? Biz de aynı tepkiyi verdik. Abla ve oğlunun asıl amacı tedavi olmak. Yıllar önce kendisi bir vampir tarafından saldırıya uğradıktan sonra dönüşüm geçirmiş. Kadın belli başlı ilaçlar sayesinde kendisini kontrol edebilmiş ve sonunda da bu durumu çözebilecek bir doktor bulmuş. O da New York'ta. Bindiği uçakta ne tesadüf ki kaçırılıyor. Alt katta evcil hayvanların olduğu bagaja kaçıyor ve bulduğu ilk köpeği ısırıp emmeye başlıyor. Gücünü de bu şekilde toparlıyor. Teröristlerin planlarını da bozunca herkes ona saldırıyor. Tabii yolcular bir tarafta toplandıkları için vampir olayını falan ilk başta bilmiyorlar. Kadının zarar verdiği insanlar da vampire dönüşüyor bu arada. Her seferinde onu frenleyen oğlu olsa da bir yerden sonra artık kontrolden çıkıyor. 8 Ball denen adam da kadından zorla kan alıp kendini enjekte edince başından tahmin edebileceğiniz gibi baş düşmanımız oluyor. Uçağın içinde sürekli fışkıran kanlar, fıslamalar ve ölmek bilmeyen insanlar izliyorsunuz. Bazı durumlar da o kadar absürt ki, zaten düşecek veya düşürülecek olan uçağın içindekilerin ölümünden sorumluyken bir de kadına kokpitin kapısını açmadığı için "bu insanlar senin yüzünden ölecek" diyorlar. Hem teröristsin hem üste çıkıyorsun. Mükemmel olay. En sonda çocuk ve Müslüman olan abi dışında kimse kalmıyor. Herkes vampir. Uçağın iniş yaptığı bölgedeki askerler de kimsenin uyarılarını dinlemiyor. Çocuk teröristlerin tuzaklarını etkinleştirerek annesiyle beraber uçağı patlatıyor ve bitti. Kaç dakikadır ne olup bittiğini anlatıyoruz. İzlerken bile "ya ne alaka" deyip durduk. O yüzden birazdan yapacağımız yorumların neye göre yapıldığını anlayabilmeniz için bir özet geçtik. Öncelikle ilk olarak korku gerilim olarak geçen bu filmde korku neredeydi? Vampirlerin sesleri falan mıydı korku unsuru? İkinci olarak farklı bir şey yapalım demişler. 2-3 klişeyi bir araya getirip ortaya karışık bir film yapmışlar. Ancak yedirememişler. Açıklamada falan içindeki canavarı, sakladığı sırrını falan diye bahsettiler. Ama oğlu bile her şeyin farkındaydı zaten. "Anne yine mi kan içtin? Anne al benim kanımdan bir damla, kendine gel." Yani ortada çocuktan bile saklanan bir sır yok. Sadece diğer insanlardan saklanıyor. Vampir tasarımları, kadının güçlerini kullanırkenki tepkileri, duyularının keskinliği falan güzel verilmişti. Sadece bu şekilde tamamen farklı bir film yapılabilirken işleri zora sokmak için uğraşılmış ve bu da abartı olmuş. Çocuk içinse çok zeki, bu zaten belirtilmişti. Ancak gördüğü hiçbir şeye şaşırmıyor. Anlamsız bir cesareti var ve insanüstü güce sahip onlarca vampir saldırmasına rağmen bir çizik bile almıyor. Oyunculuğuna gelirsek eğer, o konuda gerçekten çok iyiydi. Sitem edeceğimiz bir başka şey ise, lütfen şu filmleri bu kadar karanlık yapmayın. Sadece 40-50 dakika ekranda kendimizi izledik. Hiçbir şey görünmüyor. Tamam vampir, karanlık, korku, gerilim de siyah ekran vermeye de gerek yoktu yani. Çok fazla dikkatsizlik, mantık hatası, sinir bozucu unsur ve çok da fazla eksiği olan bir filmdi açıkçası. Netflix'te üst sıralarda olmasının sebebi muhtemelen yeni eklenmiş olması. İnsanlar merak edip izliyor tabii ki. Hatta filmi bayağı beğenenler de olacaktır.
Film bazı unsurlar değiştirilse baya baya izlenebilir ama birinden vazgeçilmeliydi. Ya uçağı kurtarmaya çalışan normal bir anne ya da sadece vampirlikten kurtulmaya çalışan bir anne izleseydik çok daha keyifli olabilirdi. Kızıl Gökler kan unsurunun iyi işlendiği ama konunun ve olay örgüsünün eksikliklerle dolu olduğu bir film olmuş. Eğer izlerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.